Ağır hasta mahpuslar hapishanelerde adeta yaşam savaşı veriyorlar. Tüm taleplere rağmen ne tedavileri tam yapılabiliyor ne de tahliye ediliyorlar. Şırnak T tipi kapalı hapishanesinde tutulan Yıldırım Han, kanser hastalığı nedeniyle tedavisi için Ankara'ya gönderilmiş, 2 hafta Ankara'da hastanede tedavisine devam edilmiştir. Ne yazık ki 19 Haziran 2024 tarihinde yaşamını kaybetti. Bu hafta da Afyon Bolvadin T tipi kapalı hapishanesinden Eskişehir Osman Gazi Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Şefik Esen, 40 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. 36 yaşında dışarıda yaşamını rahatlıkla idame ettirebilen bir insan hapis edildikten 3 ay sonra yaşamını kaybetti. Esen'in cenazesi hiçbir tıbbi tedbir alınmadan açık yaralarla ailesine teslim edildi. Cenazesi hastanede kefenlenirken kana boyanmış, babasının tüm ısrarlarına rağmen yaraları kapatılmamıştır. Havaalanına vardığında ise tabutunun altından kan aktığını, tabutun havaalanı personelleri tarafından naylonla sarıldığı görülmüştür. Yaşam hakkı ihlal edildiği gibi bedenine de eziyet edilmiş ve ailesine acı çektirilmiştir. Fırat Nebioğlu 2017 yılında tutuklandı, yaklaşık 3,5 yıldır hapishanede tutulmaktadır. Genetik olarak böbrek yetmezliği bulunmakta, böbrek yetmezliğinden kaynaklı olarak da artık kulakları duyamamaktadır. 7 Mart 2022 tarihinde Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sevki sağlandığında nefroloji uzmanı tarafından cezaevinde kalması hapishanede sevki açısından ciddi risk barındırır şeklinde rapor verilmiştir. Bunun üzerine infaz durdurma talepli başvurusu Batman 2 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş fakat bu talep reddedilmiştir. Hapishanenin hijyenik ve steril olmamasından dolayı hastalığı ilerlemiştir. Böbrek nakli olması gerekmektedir ama doktorlar cezaevinde kalmasının kendisi için halen riskli olduğunu ve bu şekilde ameliyat yapmak için uygun koşulların oluşmayacağını, dolayısıyla ameliyat yapılmayacağını söylemektedir. Doktorun düzenlediği raporun bir örneği hapishaneye gönderilmiştir. Bu rapor üzerine 15 Mart 2022 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayene ve tetkik yapılmadan ayaküstü inceleme ile hayati tehlikesine rağmen cezaevinde kalabilir raporu verilmiştir. 30 Mart 2022'de hapishanede fenalaşınca Beşiri Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, burada ekipman ve personel yetersizliği nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada doktor tarafından iki böbreğin iflas ettiği, bu saatten sonra tek çarenin nakil ve diyaliz olduğu söylenmiştir. Haftanın 3 günü diyalize bağlı olarak yaşamını idame ettirmektedir. Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde steril olmayan bir ortamda tutulmaktadır. Aile fertlerinden herhangi birinin böbreğinin uyumlu olması halinde böbrek nakli yapılması konusunda çabaları, mevcut olan koşullarda naklin yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle sonuçsuz kalmaktadır. Bu nedenle hayati tehlikesi söz konusu olduğundan böbrek nakli için daha steril bir ortamda tedavi olması gerektiğinden bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz. Kendi bakış açılarıyla hazırladıkları sunumları dinletildikten sonra toplantılar sonlandırıldı. Buradan soruyoruz, neden arkadaşlarımızın konuşma talepleri reddedildi? Bu hafta daha önce iki kez 16.03.2019 ve 03.07.2019 durumuna dikkat çektiğimiz Alaa Şakran T2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmakta olan ağır hasta mahpus İbrahim Tekin'in durumunu güncelleştireceğiz. İbrahim Tekin 66 yaşındadır. 1994'te İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce yargılanmış ve ceza almış. 1995'te ikinci davasında müebbet ceza almıştır. Yaklaşık 29 yıldır hapishanededir. Birçok sağlık sorunlarıyla boğuşmaktadır. Tekin'in sorgu aşamasındayken gördüğü işkenceler nedeniyle kalıcı hastalıkları oluşmuştur. İşkencede testislerinde sorunlar yaşamış, halen bu sorunları devam etmektedir. Hapishanedeyken uyku apnesinden kaynaklı burun ameliyatı ve işkencelerden kaynaklı göbek fıtığı ameliyatı olmuştur. Kullandığı ilaçlardan kaynaklı böbrek yetmezliği yaşamaktadır. Prostat sorunları nedeniyle ilaçlı tedavi görmektedir. Karaciğer yetmezliği, kalpte sıkışma ve zorlama yaşamaktadır. Yaşının ilerlemesinden ve hapishane ortamının sağlıksızlığından kaynaklı fiziki sorunlar da yaşamaktadır. Son zamanlarda diş sorunları yaşamaktadır ama tedaviye gönderilmemektedir.
Bu durum yeme ve içmesinde sorunlara neden olmaktadır. Denetimli serbestlikle tahliye olacağı günler yaklaşmakta olan İbrahim Tekin'in tedavileri bir an önce yapılmalı ve yaşı ve hastalıkları dikkate alınarak bir an önce serbest bırakılmalıdır. Hapishanesinde tutulan ve iki defa kalp krizi geçirmiş olan 68 yaşındaki Arasa Mahpus, Mehmet Edip Taşar, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, hipertansiyon, yüksek diyabet, prostat, görme yetisinde azalma ve uykusuzluk sorunları yaşamakta, yürüme güçlüğü nedeniyle tekerlekli sandalye ile hareket edebilmekte, öz bakım ve beslenme gibi ihtiyaçları dahi başkalarının yardımı ile yapabilmektedir. Gönderdiği mektupta aktardığı üzere uzun süredir kalp, diyabet ve hipertansiyon hastası olan Taşar'ın sağlığı 2022 yılında tutuklanmasının ardından hızla bozulmuş, hastalıkları yaşamını tehdit eden hale gelmiştir. Toplam 17 defa anjiyo olan ve altı damarına stent takılan Taşar her an yeni kalp krizi riskiyle yaşamaktadır. Hasta, mahpuslar, sen!